Hepinize merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte yine bir hastalıktan bahsedeceğiz. Çok hoş bir durum değil biliyorum ama bunu bahsetmek zorundayız. Muhabbet kuşu, kanarya veya diğer kanatlı grubu fark etmez. Bu hepsinde aynı tedavi, aynı hastalık olarak gözüküyor. Hastalığımız kuşlarda uğur, tümör, kis ne derseniz böyle bir yumru şeklinde artık zararlı bir oluşum. Yani popo kısımlarında oluyor genelde. Bunun sebebinden bahsedeyim. Bu genelde arkadaşlar insanlarda nasıl kıl dönmesi oluyorsa aynı onun gibi gözüküyor hayvanlarda da. O kıl çıkamıyor. Orada bir müdahale gerekiyor artık. Kuş yaşamsal fonksiyonlarını güzel bir şekilde sağlayamıyor. Hastamız zaten gördüğünüz gibi ayrı bir küçük bir kafesi aldık şimdi video için kolay yakalayayım diye. Popo kısmında bir uğur var. Zaten bu hayvanımızın tüylerinde ufak bir sıkıntı vardı. İşte bu da hani o sıkıntıların bir meyvesi oldu. Tedaviye gelecek olursak ilki zor bir tedavi. Yani tabii ki kimse zoru tercih etmez ama ondan da bahsedeyim. Cerrahi müdahaleyle onu oradan temizliyorlar uğru. Jilet altı diye tabir ettiğimiz. Yani bunu kimseye önermem çünkü bu hayvanlardan böyle birkaç damla kan akınca insandaki litrelerce kana tekabül ediyor. Ölebiliyorlar. O kanı durduramayabilirsiniz. Hoş bir durum olmaz. Çünkü çok kolay bir yönteminden bahsedeceğim sizlere. Şöyle hemen gösterelim kameramıza. Saf sirke ruhu. Aktarlardan 5 liraya bulabileceğiniz saf sirke ruhu. Yani salsalik asit. Bu arkadaşlar elinizi korumanız gerekiyor. Mümkünse plastik bir eldiven takın bu şekilde. Asit çünkü zararlı olabilir. Şimdi kapağını açacağız. İlginç bir kokusu var. Bir de yardımcı bir malzeme kulak pamuğu. Sizden bir şey rica edeceğim bu videoya özel. Lütfen salsalik asiti kullanırken böyle kafesinizin üstüne koymayın. Döküp hayvanlarınızı yakabilirsiniz. Zararlı olabilir. Kuşumuz da hasta ama oyun oynuyor. Şimdi şöyle size de göstereyim. Kulak pamuğu yardımıyla bunu böyle iyice yediriyoruz. Asitimizi. Kuşumuz da oyun zannediyor. Ama birazdan asit biraz canını yakabilir. Ama onun iyiliği için tabii ki. Şöyle asitimizi elimize aldık. Bunu insanlar da genelde işte kurbağaya dokundum, sil oldu. Hoş öyle bir şey var mı onu da bilmiyorum ama o tarz durumlarda kullanabilirsiniz. Kuşumuzu aldım. Şöyle size ilk başta bir tümörü göstereyim arkadaşlar. Salsalik asitimizi de düşürmeden. Şöyle bir dakika, çok zor bir yerde. Kusura bakmayın. Umarım görebiliyorsunuzdur şu an. Bakın tümörümüz bu. Şimdi bunu böyle tutuyoruz kuşumuzu. Tümörü açıyoruz şöyle iyice. Oradaki tüyleri gerekirse bir miktar yolabilirsiniz. Sıkıntı yok. İyi ulaşmanız lazım çünkü. Bu salsalik asit yani sirke ruhu arkadaşlar. Onu kısa sürede böyle onun tümörün olduğu yere iyice sürün. Bu yavaş yavaş arkadaşlar tümörü kurutup düşmesini sağlayacaktır. Böyle birkaç defa sürüyoruz. Ya bu tarz şeyleri yaparken video çekmek çok zor oluyor ama siz de bu süreci görün istiyorum. Sonuçta şu an aynı sıkıntıları çeken bir arkadaşımız burada bir yeri yanlış anlarsa geri dönüşü olmayan hatalar olur. Bunu ne kadar yapacağız arkadaşlar? Bunu 5 gün tavsiye edilen süresi. 5 gün boyunca her gün bir kere iyice o tümörü üstüne, bakın ben bir daha ıslattım şimdi asitimizle. Bir daha sürüyorum. Biraz şovcumba olduğu için kuş tüyler çok kabarık. Şöyle göstereyim sizlere. Bu yavaş yavaş kuruyacak arkadaşlar. Bunu da insanlar da bu tarz şeyler için kullanıyorlar çünkü. Sonra dökülecek. 5 gün içinde kupkuru çıkacak oradan.
Şimdi kuşumuzu kafesine geri koyuyoruz. Eldivenimizi de çıkartıyoruz. Eldiven mutlaka takın. Öncelik güvenlik. Hani belki güçlü bir asit olmayabilir ama sonuçta bakın kuşun tümörünü yani deri dokusuna zarar veren bir şey. Size niye zarar vermesin? Bunu bir düşünün isterseniz. O yüzden önce güvenlik diyoruz ve eldivenimizi takıyoruz. Kuşumuz gördüğünüz gibi keyfi yerinde, bir sıkıntısı yok. Umarım daha iyi de olacak. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoma like atıp da kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.